Merhaba canlarım, merhaba güzellerim, merhaba gençler ve daima genç kalanlar, merhaba genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Canlarım, güzellerim, hani neydi o ismi? Aşk-ı Memnu muydu? Aşk-ı Memnu. Romanında Madame Corbe'ydi galiba, unutmuş olabilirim. Ama ilk siyah beyaz TRT için çekileninde Nevra Serezli'nin oynadığı o Fransız mürebbiye harika oynamıştı. Filmin bir yerinde şöyle söylüyordu Nevra Serezli, Fransız aksanı Türkçeyle. Anlamışım, anlamışım ama eski anlamışım. Canlarım be. Eğer bir şeyi eksik anlıyorsanız sadece kendinizi suçlamayın. Kusuru kendinizde bulmayın sadece. Mutlaka karşıdaki de yanlış anlatmış olabilir. Mesela ben büyük ihtimalle eksik anlatmış olabilirim. Eğer beni yanlış anlıyorsanız sakın kusuru kendinizde aramayın. Ben de yanlış anlatmış olabilirim. Bazen de ben tam anlatmış olabilirim. Siz eksik anlamış olabilirsiniz canlarım. Ama şu var. Ben özellikle şuna dikkat ediyorum. Özellikle eksik anlatmamaya. Şimdi görüyorum gazetelerde, köşelerde, bazı televizyon ekranlarında pek çok dost, iyi niyetlerinden şüphe etmediğim pek çok düşünür, ciddi ciddi düşünürler. Liberal düşünceyi tenkit ediyorlar. Tabii edecekler. Liberal düşünce eksiksiz bir düşünce değil ki. Ama liberal düşünce bir düşüncedir. Liberal ekonomi başka bir şeydir. Her liberal demokrat kişi mutlak surette kapitalist olur diye bir şey yok. Liberal ekonomi öncelikle mutlaka kapitalist ekonomidir diye de bir şey yok. Liberal özgürlük demek. Serbestiyet, eskilerin dediği gibi Osmanlı'da da. Hürriyet yani. Hür olabilmek. Nerede hür olabilmek? Sadece teşebbüste mi? Yani sadece kapitalist olmakta mı? Sadece özel sektör kapitalizminde ne aramak mı? Ekonomi yönetiminde? Hayır. Düşüncede de özgürlük. Bugün dünyada o kadar çok kapitalist ülke var ki ama hiçbirisinde özgürlük yok. Şimdi siz liberal kapitalist ekonomi olduğunu mu zannediyorsunuz? Belki. İçeriye dışarıya karşı belki. Ama Çin liberal bir ülke değil, demokrat ülke hiç değil. Çünkü Çin'de düşünce özgürlüğü diye bir şey yok. Ancak ülkeyi yönetenlerin düşündüklerini düşünürseniz özgürsünüz. Rusya'da liberal kapitalizm mi var? Liberal demokrasi mi var Rusya'da? Yok. Ne alaka? Rusya'da kapitalizm var. Ama liberal demokrat kapitalizm yok. Peki Türkiye'de? Ya Türkiye'de ne olduğu belli değil. Bir defa piyasa ekonomisi dediğiniz zaman Türkiye'deki kadar büyük ve zengin bir devlet olmaz. Dünyanın en zengin devletlerinden biriyiz. Olağanüstü sayıda, olağanüstü miktarda devletin arsası, arazisi, toprağı var. Ormanı var, nehri var, gölü var. Hatta denizi bile vardı yakın zamana kadar da. Şimdilik kabotaj diye bayram kutlanan bir ülkeden denizlerde özgürlüğe kısmen açılabildik. Evet, bir zamanlar denizlerde özel sektör gemileri gezemezdi Türkiye'de. Yasaktı. Ve biz bunu kabotaj bayramı diye kutlardık. Unuttunuz mu? Hala bayram kutlanıyor galiba. Özel sektör gemileri cirit atıyor ama biz gene hala Türkiye'de kabotaj bayramını kutlayanlar var. Canlarım, benim güzellerim. Sistemi suçladığınız andan itibaren insanı aklıyorsunuz. Mesela Türkiye'de neoliberal sistem varmış. Vallahi neo mu? Old mu? Yeni mi eski mi bilmem. Ama Türkiye'de liberal sistem yok. Türkiye'de liberal sistem olsa Vakıflar Bankası kamulaştırılır mıydı? Hazine Kamu Bankası'nı, yani pardon, Vakıflar Bankası'nı bile devlete aldı ya. Ya bu ülkeyi yönetenler yıllarca İş Bankası'nı, özel bankayı,
hazine tarafından satın alacağız diye CHP'yi tehdit etmediler mi? Ben ne dedim? Alamazlar dedim. Alamadılar. E vakıfları aldılar, vakıflar bank. E göreceksiniz, onu da özelleştirecekler. Kaç gündür Ziraat Bankası'nın saray simitçisine 500 milyon dolar verip ortak olduğunu tartışıyoruz değil mi? Neyse. Tartışmaya hiç girmeyen Cumhurbaşkanı baktı, gördü ki mecra değişiyor. Hemen şırak dedik, yok ya ben dedi Ziraat Bankası Genel Müdürünü aradım, yapmayın dedim. Böyle şey olur mu dedim de işte falan da filan da. Neymiş efendim, bir zamanlar evvelden görev zararı olurmuş da bankalar batarmış. Sayın Cumhurbaşkanı, Ziraat Bankası'nın 2019 yılı 11 aylık görev zararı 4 milyar lira. 4 tane milyar lira. Ya Sayın Cumhurbaşkanı, sizi ne çok kandırıyorlar ya. Siz de ne kadar müsaitsiniz kanmaya, aldanmaya. Ama olmuyor ki, olmuyor. Araştırın biraz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu bankaları Cumhuriyet tarihinin en büyük görev zararlarını yazıyorlar. Halk Bankası da öyle, Ziraat Bankası da öyle. Baktığımız zaman çiftçiye, tarım üreticisine kredi vermek için kurulmuş olan Ziraat Bankası'nın batırdığı paraların %80'i ya banka gazete patronlarına, ya inşaatçılara, ya nakliyecilere, özel sektöre. Yani tarım dışı iş yapanlara, Sayın Cumhurbaşkanı, hepsi de AKP'li, sizin partinizin destekçisi, canlarım. Evet, sistemi aşağıladığımız zaman insanı aklarız. Bugün Türkiye'deki ekonomik sistemi aşağılayanların hepsi unutmasınlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın istediğini yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüyorlar. Onlar da yarın çıkacak, diyecekler ki... Biz böyle sistem aldık teslim. Bu sistemi değiştirmek için çabaladık ama statüko bize bu sistemin değiştirmemize izin vermedi diyecekler. Güzellerim. Eğer sistemde ise bütün kötülük, o zaman dünyadaki bütün demokrasileri sırf Türkiye, Pakistan ya da ne bileyim işte Mısır demokrasileri berbat olduğu için demokrasilerden vazgeçmek lazım. Neden? Demokrasi berbat bir rejim. Niye berbat? E Türkiye'de görüyoruz demokrasiyi. Demokrasi çok kaliteli, eğitimli insanlar ister, seçmenler ister. E demokrasi istiyor onu. O demokrasinin eksiği değil. Demokrasinin fazileti, demokrasinin erdemi. Demokrasi diyor ki eğer bana gerçekten sahip olmak istiyorsan önce kendini geliştir diyor. Yani insani gelişimini sağla diyor. Sen insani gelişimini sağlama. Liderinin götünde kıl olmak isteyen insanlardan seçmen çoğalt, seçmenlerin sayısını çoğalt. O kadar çoğalt, o kadar çoğalt ki seçmenlerin neredeyse yarıya yakını ülkeyi yöneten bir liderin, bir siyasetçinin götünde kıl olmak için yarışsınlar birbirlerine. Ondan sonra demokrasi kötü bir sistem. Liberal sistem kötü değil. Liberal sistemi uygulamayanlar kötü. Kardeşlerim, canlarım kimidir yazıyor, diyor ki neymiş efendim liberal sistem, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sistemiymiş. Bu sözü söyleyen liberal sistemin yani piyasa ekonomisinin kurucusu Profesör Adam Smith. İyi de canlarım, Adam Smith'in sadece bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler dediğini iddia etmek Kur'an-ı Kerim'de namaza durmuyor, namaza durmayın yazdığını iddia etmek kadar abes. Evet, Bektaş öyle demişti. Kur'an'da okudum, namaza durmayın yazıyor. Ya yapma erenler baba, den öyle şey olur mu diye gelin diyor. Getiriyor kitabı, açıyor Kur'an'ı. Namaza durmayın yazıyor. E hakikaten yazıyor. Böyle yapıyor inanan Müslümanlar. Ya baba erenler namaza durmayın yazıyor ama önünde de abdestsiz namaza durmayın diyor. Diyor Bektaşi. Ben namaza durmayın yazdığını okudum. Şimdi Adam Smith'in bırakın yapsınlar, bırakınız geçsinler dediğini iddia eden kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım lütfen o cümlenin tamamını okusunlar. Adam Smith devam ediyor. Dünya dilediğince döner. Yani siz ne yaparsanız yapın, bırakın ekonomiye müdahale etmeyin. Denetleyin, bırakın o kendi kendine dengeye girer. Çıktığı gibi iner, indiği gibi çıkar. Ama siz müdahale edersiniz. Ya sadece yukarıda kalır bazı değerler, ya sadece aşağıda kalır. Onun için dengedir diyor. Neoliberalizm ahlaksızlık. Hayır. Liberal felsefenin kurucu babası Adam Smith
iktisat profesörü değil, iktisatı çok iyi bilen ama asıl mesleği ahlak profesörlüğü olan bir muhterem zat, bir muhterem kişi. Eğer siz ülkenizde hukukun üstünlüğü ilkesini ayaklarınız altına almışsanız, haklı rekabetin yerine haksız rekabeti geçirmişseniz, siz ülkenizde kamu bankalarını özelleştirmek yerine kendi bankanız gibi, sanki evinizden getirmişsiniz ve o banka sizinmiş gibi kullanıp dilediğinize kredi verir, dilediğinize vermezseniz orada piyasa ekonomisi olmaz. CHP'li belediye başkanlarına kredi vermeyen kamu bankaları dünyanın hiçbir yerinde görülmüş şey değil. Varsa bir yerde bir kamu bankası bir ülkede, o ülke piyasa ekonomisi uyguluyorsa, o ülkede haklı rekabet koşulları uygulanıyorsa, kamu bankaları o ülkenin şehirlerinin belediye başkanlarının kredi taleplerini karşılar. Çünkü o ülkelerin belediyeleri en sağlam teminatlara sahip olan borçlulardır. Ama Türkiye'de kamu bankaları CHP'li belediyelere kredi bile vermiyor. Böyle piyasa ekonomisi olur mu? Günlerdir bir kamu bankasının bir özel sektör kuruluşunu kamulaştırdığını tartışıyoruz. Bir simitçiyi hem de 500 milyon dolar gibi devasa bir parayla. Şimdilik döndü geriye. Neden döndü? Sözcü gazetesinden, Cumhuriyet gazetesinden, Bir Gün gazetesinden, Tele1'den, Kanal Türk'ten, Halk TV'den ve tabii ki sosyal medyadan gelen baskılar sonucu vazgeçtiler. Yoksa biz de sesimizi çıkarmasaydık milletimizin parası simitçiye gidecekti. Simitçi de devletin parasıyla kendini kurtarmış 12 milyon dolarlık hem de yine kamu bankasından aldığı krediyle sahip olduğu özel uçağına kurulmuş fink atıyor olacaktı. E tabii namazlarını da gökyüzünde özel uçağında kılacaktı. Ya bir de bunlar namaz falan da kılıyor. Kılsınlar ne yapayım? Abi Allah'ı kandıramazlar herhalde. Eğer gerçekten inançlı Müslümansalar Allah'ı kandıramayacakları bilirler. Güzellerim benim. Son. Lütfen sistemleri aşağılamayın. Hele piyasa ekonomisini lütfen aşağılamayın. Piyasa sistemi halen mevcut sistemlerin en iyisidir, en başarılısıdır. Baktığınız zaman dünyanın bütün gelişmiş ülkelerin hepsinde en azından eksiksiz olarak piyasa ekonomisi uygulandığını göreceksiniz. Piyasa ekonomisi bizde Reza Zarrab'ları, bizde kupon arazileri bana ayır diyen başkanları, devlet başkanlarını, cumhurbaşkanları, başbakanlarını ve ayakkabı kutuları içinde rüşvet saklayan bankacıları yetiştiriyor. Evet ama bizde aynı piyasa ekonomisi İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da, Finlandiya'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Güney Kore'de olağanüstü başarılı iş insanları yetiştiriyor. Ve o ülkelerde kişi başına milli gelir 40 bin dolardan başlayıp 120 bin dolara kadar yükseliyor. Piyasa ekonomisi sayesinde. Ama demokrasisi olmayan devlet kapitalisti Rusya gibi, Türkiye gibi, Mısır gibi ülkelerde ise yerlerde sürünüyor. Çünkü özgürlükleri olmayan, yani liberal olmayan kapitalist sistem vahşi, ilkel bir devlet ve siyasetçi kapitalizmidir. Güzellerim benim. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.